İkinci derece diferansiyeli birinci derece diferansiyel denklem sistemine çevirme. Bu videomuzda ikinci derece bir diferansiyeli birinci derece diferansiyel denklem sistemine nasıl çeviririz onu konuşacağız. Ve bunu niçin yaparızı da konuşacağız tabii ki. Bir ikinci derece diferansiyel denklem yazalım. Y'nin ikinci türevi eksi 3 y'nin türevi eksi 4 y eşittir. Sıfır olsun. Homojen veya homojen olmayan yazabiliriz. Çok önemli değil. Bunu birinci derece lineer diferansiyel denklem sistemine nasıl çeviririz onu konuşacağız. Birinci derece lineer diferansiyel denklem sistemi derken ne kastediyoruz? X1'in türevi, X2'nin türevi. Bunun çevrilişini yazmıyorum. Herhangi bir birinci derece lineer diferansiyel denklem sistemi yazıyorum. 3x1 artı x2 eşittir. x1 eksi x3. İşte bu diferansiyel denklemi bu şekilde iki tane diferansiyel denklemden oluşan diferansiyel denklem sistemine nasıl çevireceğiz? Bu videomuzda onu konuşacağız. Neden böyle bir şeyi yaparız? Bunu çözmek için birçok yöntemimiz var olmasına rağmen bir de macera arayarak çözmeyi deneriz. Macera bunu diferansiyel denklem sistemine çevirip diferansiyel denklem sistemi üzerinden çözerek bu diferansiyel denklemi çözmek. Bunun çözüm yöntemlerinin neler olduğunu konuşmuştuk. Yerine koyma metodu vardır. Ki burada yerine koyma metodu uygulanmaz. Yerine koyma metodu buradan buraya dönerek bunu çözme fikridir. O yüzden pek tercih edilmez. Bunu matris yöntemiyle, özdeğer, özvektör kullanarak çözme peşine düşmek en çok yapılan haldir. Matris yöntemiyle, türev operatörü yöntemiyle, veya Laplace dönüşümü ile çözebiliyorduk. Dönüşümü ile. Ama genelde bir ikinci derece diferansiyeli diferansiyel denklem sistemine dönüştürdüysek ve o sayede bu diferansiyel denklem sistemini çözeceksek genelde kullandığımız matris yöntemidir. Dediğim gibi bunu niçin yaparız? Biraz macera arayışı var. Yani biz bunu çözmek için birkaç yöntem bulduk da ben hala bunu çözmek için başka bir yöntem daha istiyorum gibi zorlama hareketlerin sonucudur biraz. Buna mutlaka gerek olan durum var mı? Tam emin değilim. Ama şu an onları tartışmayalım. Bazı üniversiteler özellikle bunu bir diferansiyel denklemi verir. Bunu birinci derece diferansiyel denklem sistemine çevirin ve o elde ettiğiniz diferansiyel denklemi çözerek bunun çözümüne ulaşın gibi sorarlar. Bu açıklamalarımızın arkasından bunu nasıl birinci derece diferansiyel denklem sistemine çevireceğiz ona gelelim. Hep aynı hareketler yapılacak. X1 eşittir y diyeceğiz. X2 eşittir y'nin türevi diyeceğiz. İkinci derece diferansiyeli diferansiyel denklem sistemine çeviriyorsak iki denklem olur. Üçüncü derece diferansiyeli bundan sonraki videomuzda yapacağız. Bir dördüncü derece diferansiyel örneği de yapacağım. Onları çevirdiğimizde ise üç denklemden oluşur. Bunların yazdıktan sonra ilk iş bu ikisini yazıyoruz. X1'e, Y'ye X1, Y'nin türevine X2 diyoruz. Bunların türevi alınır. Türevi alınır. X1'in türevi eşittir Y türevi. Bunların ikisi de T'ye bağlı fonksiyonlar gibi düşüneceğiz bunları.
X'e bağlı da düşünebiliriz, çok önemli değil. Burada da türev alıyoruz. X2'nin türevi eşittir Y'nin ikinci türevi. Bunu elde ettikten sonra ilk denklemimiz her zaman aynı şekilde olacak. İlk denklemi şundan elde edeceğiz. Bizim görmek istediğimiz şey x1'in türevinin karşısında x1 x2'li bir şey. Bakın x1'in türevini elde ettik burada. X1'in türevi eşittir. Karşısında ne var onun? Y'nin türevi var. Y'nin türevinin ne olduğunu biliyoruz. X2. Diferansiyel denklem sistemimizin ilk denklemi geldi. X1'in türevi eşittir x2'dir. Bu her zaman böyledir. İsteyen ezberleyebilir. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisini ise şu denklemde yerine koyarak gideceğiz. Y'nin ikinci türevi yerine x2'nin türevi diyoruz. Y'nin türevi yerine koyacağımız şey türevli bir ifade olmamalıdır. X2'nin türevinin karşısında x1 ve buraya x3 yazmışım. Bu x2 olacak. Anlamsız o. Buradaki y'nin türevine yazacağımız şey türevli olmaması lazım. Türevli şeyi elde ettik. Y'nin türevi yerine x2 yazacağız. Eksi 3 x2. Y yerine x1 yazacağız. Eksi 4 x1 eşittir 0. Bunları karşı tarafa atarsak da lineer diferansiyel denklem sistemimizin ikinci denklemi gelir. 3x1 artı 4x2. İşte bu ikinci derece diferansiyeli birinci derece lineer diferansiyel denklem sistemine çevirdik. Bunu çözdüğümüzde Y bir diferansiyel denklem sisteminin çözümünü bulmak Y'nin ne olduğunu bulmaktır. Y'ye eşit olan kim bakın? X1. Bu diferansiyel denklem sisteminin çözümünde X1 bize bu ikinci derece diferansiyel denklemin çözümünü verir. Y'nin ikinci türevi eksi 3Y'nin türevi eksi 4Y eşittir 0'ın çözümüdür. Bu diferansiyel denklem sistemini merak edenler matris yöntemiyle çözsünler. Oradan x1 ve x2'yi bulsunlar. Bir de bu diferansiyel denklemi çözsünler. Normal, homojen, ikinci derece sabit katsayılı bir diferansiyel denklem. Ve buradan çıkan x1 ile buradan çıkan y çözümünün birbiriyle aynı olduğunu görsünler. Şimdi iki tane daha örnek yapıp bu videomuzu tamamlayacağız. Bu videomuzda sadece çevirmeyle uğraşıyoruz. Çözümüyle ilgili ilerleyen süreçte örnek videoları gelecek. Şimdi bu sefer homojen olmayan alalım. Y'nin ikinci türevi artı 2y'nin türevi artı 5y eşittir 3e üzeri t artı 1 olsun. Diferansiyel denklemini birinci derece lineer diferansiyel denklem sistemine dönüştürünüz. Diferansiyel denklem sistemine dönüştürünüz ve çözünüz der büyük ihtimal. Biz burada sadece dönüştürme kısmıyla ilgileneceğiz. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştık. Yapacağımız ilk şey yukarıda da konuştuğumuz x1 eşittir y, x2 eşittir y'nin türevi. Bunu yazdık. Bunun türevini alıyoruz. X1'in türevi eşittir
Y türev. X2'nin türevi. Y'nin ikinci türevi. İlk olarak x1'in türevinin karşısında x1 x2'li bir şeyin peşine düşeceğiz. Bir de x2'nin türevinin karşısında x1 x2'li bir şeyin peşine düşeceğiz. Karşıda türevli bir ifade olmayacak. X1'in türevi y'nin türevine eşit. Buradaki ilk denklemden diferansiyel denklem sisteminin ilk denklemini elde ederiz. Buradaki y'nin türevi x2'ye eşittir. Şunun yerine x2'yi koyarız. x1'in türevi eşittir x2'dir. İlk denklem geldi. İkinci denklem her zaman bunun buraya konulmasıyla elde edilir. Y'nin ikinci türevi yerine x2'nin türevini koyduk. Y'nin türevi yerine türevli bir ifade koymayacağız. X2 Y yerine x1 eşittir. Karşı tarafta da 3 e üzeri t artı 1 var. Ve diferansiyel denklem sistemimizin ikinci denklemi geldi. X2'nin türevi eşittir. Şunların hepsini karşı tarafa attığımızda. Eksi 2 x 2 eksi 5 x 1 artı 3 e üzeri t artı 1. İşte aradığımız bu iki denklemin oluşturduğu diferansiyel denklem sistemiydi. Burada sadece dönüştürmenin peşindeydik. Bunun çözümünü isterse dediğim gibi bunların çözüm yöntemlerinin konuşulduğu videolarımızın hepsi mevcut. Genelde de bu şekli verip dönüştürüp çözün derse matris yöntemini tercih edin. Yani öz değer öz vektörler üzerinden çözmeyin. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalayalım. Daha fazla uzatılacak bir tarafı yok.